Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü. Mardin'den Gazze'ye direnişe bir selam. Bize büyük bir kendilerin mağdur olarak gösteriş yaptı. İsra suresinde tabii ki onun ikinci الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kadın yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri Siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze'ye yağdırıyor. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgal İsrail hukuku tanımıyor. Saldırmaya ve işgale devam ediyor. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Ne yazık ki dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Halkları işgalci İsrail'in zulümlerini yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto ederken ABD ve Batı dünyası yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor. Ve ne hazindir ki askeri, ekonomik ve siyasi anlamda büyük güçlere sahip olan İslam ülkeleri de üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Yalnızca vatanlarını işgale teslim etmedikleri için ağır bedeller ödeyen, yakınlarını kaybeden, evlerini kaybeden ve hatta her an kendi hayatlarını kaybetme tehlikesi bulunan Filistinliler haklı davalarından asla vazgeçmiyorlar. Filistinli kardeşlerimiz verdikleri mücadeleyle insanlığın onurunu korumaya devam ediyor. İşgalci İsrail'in saldırıları bir kere daha gösterdi ki Siyonizm yalnızca Filistin için değil, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya için büyük bir tehdittir. Tarih çok zalim devletler gördü. Tarih boyunca zalim hiçbir devlet abad olamadı. Her biri er ya da geç işledikleri zulümlerin bedelini çok ağır bir şekilde ödedi ve nesillerine zulümlerini bir utanç olarak bıraktılar. İsrail de Allah'ın izniyle hedefine asla ulaşamayacak. İşgalci İsrail rejimi yaralıların tedavisini dahi engelliyor. Hatta Gazze'ye yakıt girişini yasaklayarak küvezdeki bebekleri ve yoğun bakımdaki ağır hastaları ölüme terk ediyor. Yıllardır Filistinlilerin topraklarını işgalci teröristler eliyle gasp eden İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı soykırımla Filistinlilerini vatanlarını terk etmeye zorluyor. İşgalci İsrail tarafından 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye tüm dünyanın yaklaşık 80 yıldır acısını unutamadığı Hiroşima saldırılarında atılan bombaların 3 katından daha fazla bomba atıldı. Apartheid rejimi İsrail masum insanlara, çocuklara, kadınlara, yaşlılara saldırdığı gibi tüm bu olayların dünyaya duyurulmasını sağlayan basın mensuplarını katletmekten de çekinmiyor. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs sevdalılarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Amerika!
ناصر الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بسطوة جبروت قهرك، اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا استعطيت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت. نسألك يا الله نصرا عزيزا مؤزرا لعبادك المجاهدين في غزة. اللهم يا ذا القوة والعزة انصر عبادك في غزة. اللهم يا ذا القوة والعزة انصر المجاهدين في غزة. اللهم ارحم شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف جرحاهم.